Evet sevgili müzik dostları, herkese İzmir'den merhabalar. Bugün güzel bir, yine tekrar güzel bir röportajımız olacak. Sevgili üyemiz, yazar Pınar Çağrıner Salıncağ'ın evindeyiz. O güzel kitaplarını hazırladı, yazdı evindeyiz. Onunla hem sanat adına hem de müzik adına güzel bir söyleşimiz olacak. Merhaba Pınar, nasılsın? Merhaba Kenan, iyiyim. Çok iyiyim, hoş geldiniz evime. Hoş müzik dostları, sizler de hoş geldiniz. Bir araya geldik, ben gelmeyi çok istedim gerçekten sizinle ve müzik dostlarımla. Çünkü bence bir eksiği kapattınız. Ben her sayfaya girdiğimde çeşitli türlerden çok keyifli müzikler bulabiliyorum sayfanızda. O sayfada şimdi ben de yer alacağım için çok mutluyum. Ne kadar güzel. Pınar, bize biraz kendinden bahseder misin? Biraz diyorum ama... Biraz, o zaman biraz bahsedeyim. İzmirliyim. Evet. Bir tane oğlum var, onunla beraber yaşıyorum. Ondan anneliği öğreniyorum. Onun haricinde yazıyorum, çiziyorum. Bugüne kadar yazıyordum, kendime yazıyordum. Ama bir şekilde bu salıncak çıktı ve birçok gönüle ulaşınca ve onlar da sonra bana döndüğünde dedim ki ben bu işi cidden yapmalıyım. Ve şimdi daha profesyonel nasıl yazabilirim? Onun araştırmasını yaparak yazıyorum. Bu benim hayatımda aynı zamanda bir hedef de oluşturdu. Çok güzel bir yolda ilerliyorum. Çünkü bu yolda ilerlerken çok güzel gönüller benimle bir oluyor. Ve o yolda devam ederken de hem ben öğreniyorum hem dostlar kazanıyorum. Güzel. Ne güzel. Peki... Yazarlık nasıl başladı? Yazmaya nasıl başladın? Yazmaya, veya ilhamın nedir? Benim aslında hani o ilhamla pek ilişkimiz olmadı. Şöyle söyleyeyim. İlkokulda bana annem başladığım anda bir defter verdi. Günlük. Ben her gün işte akşam olduğu zaman o gün ne yapacaksam onları yazıyorum. Hatta şöyle bir şey var. Arkadaşlarla oyun oynarken bile ya ben bunu defterime yazayım diye düşünüyorum. Yani benim hayatım hep böyle aslında. Senle sohbet ederken ya da işte bir metrobüse bindiğimde insanları inceliyorum. Verdiği tepkileri inceliyorum. Bir şekilde kafamda not ediliyor ve ondan sonra inan bir hikaye çıkıyor. Yani Salıncak da öyleydi. Hani böyle bitmiş bir hikaye daha var. Duruyor mesela. Hani hep kendim için yazdım. Şimdi neden? Bir şeyleri izliyorum ve döküman olarak yazma ihtiyacı duyuyorum. Hani ilham değil de bu daha çok keyif aldığım bir hobi değil. Peki Salıncak ismi neden Salıncak? Kapağı göstereyim neden olduğunu, neden merak edildiğini de hep merak ediyorlar. Çünkü Salıncak resmi yok burada gördüğünüz gibi. Bir sandalye taburemiz var, bir ipimiz var ama kitabın ismi Salıncak. Şimdi bunun ne olduğunu eğer söylersen kitabın bütün sırrı kaçacak. Ama azıcık ucundan ipucu verebilirsin. Vermem. Neden? Çünkü kitabın arkasında ben özellikle şunu yazdım. Bu kitap senin elinde ama ipucu yok. Okuduğunda canlanacak hikaye, onu şimdi uyandırmıyorum. Şimdi bu hikayeyi okuyunca canlanıyor. Bana şöyle dönenler oldu. Salıncak hakikaten canlı biliyor musunuz diye. Niye biliyor musun? Bu hikayeni herkes farklı bir şey buldu. Çünkü ben bu kitabı şöyle yazmışım. Normalde bir karakter vardır ya, hikaye o karakter üzerinden gider. İşte o karakterin yaşadıkları, yaşayamadıkları diye. Benim bu kitapta bütün karakterlerin gözünden yazılmış bir hikaye var. Yani bunu okuyan kimisi ben Beril'im dedi. Kimisi ben Sema'yım dedi. Ya da işte ay benim kardeşim aynı Serkan gibi yapıyor dedim. Ama tekrar senin soruna döneceğim. Ve yine açıklama yapmayacağım. Çünkü onu söylersem bir köşeye sıçrayacak. Müzik dediğim zaman senin için müzik ne ifade eder? Müzik benim aslında ruhumun ihtiyacı olan bir şey. Gerçekten hani müzik ruhun gıdası denmiş ya. Kesinlikle doğru. Yani benim dinlediğiniz mesela müziklerin çeşitlerine göre hakikaten ruh haliniz de değişiyor. Yani siz slow bir parça açın, üçüncü slow parçadan sonra melankolik duruma gelebiliyorsunuz.
Ama ben mesela şöyle yaparım. Hafif canım mı sıkıldı? Daha hareketli müzik açıyorum. İşte o hareketli müzikle beraber hakikaten o ruh haliniz değişiyor. Yani müziksiz asla yapamam. Sokakta bile kulaklığım vardır. Asla müziksiz yapamıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim, şiirlerimin çoğunu müzikle yazıyorum. Özellikle bir isim var, şimdi söyleyeyim. Ama onu açtığım anda ben şiir yazmaya başladım. Yani o müzikle o şiir çıkıyor. Hep aynı müzik mi? Aynı kişi. Üç tane müziği var bende, bence. O müzikleri dinlediğim anda şiirler çıkıyor. Şiir yazayım dediğimde o müzikleri açıyor. Peki normal kitap yazdığında müzik kullanıyor musun? Kullanmıyorum. Daha doğrusu denemedim. Bir kadar daha değil mi biraz? Galiba. Çünkü özellikle bu hikayenin oluşturma ya da son kısımlarında ben mesela herkes yatsın diye bekliyorum, tık çıkmasın diye bekliyorum. Çünkü şey, orada değişik bir şey var. Sanki bir frekans var ve bağlanıyorsunuz. Yani ben de öyle bilmiyorum. İlham mı deniyor artık bunu bilmiyorum ama çünkü benim gözümde canlanıyor yazacaklarım. Ben gözümde canlanan şeyi kağıda döküyorum. Orada müziği hiç denemedim. Belki de yararı olur ama bugüne kadar müzik açmadım. Ama işte şiir o müzikle çıkıyor. Evet. Çok güzel. Bunu keşfettim. Ne kadar güzel. Peki müzik dostlarında senin en çok hoşuna giden şey nedir? Çünkü ara ara evet görüyoruz. Evet. Paylaşımdan oluyor. Fazla olmasa da yoğunluğundan dolayı. Doğru. Müzik dostlarında neyi seviyorum? Sürekli bir bilgi akışı. Hani bir sayfayı takip edersiniz. Mesela ben kendi sayfamda da çok dikkat ediyorum. Hani sabah işte bir günaydın yazıp işte bir tane mesela müzik paylaşsanız bu kadar çok insanın hem ilgisini çekmezsiniz hem de beğenisini kazanmazsınız. Niye? Çünkü sürekli bir akış var sayfamızda. Ve bir tarz yok. O kadar güzel ki her tarzdan müzik var ve ben mesela artık radyo açmak yerine internetten olsun ya da herhangi müzik dostlarının sayfasını açıp tek tek videoyu aşağı indirip seyrediyorum, dinliyorum. Ve şöyle bir şey olmadı ya, bu klip çok güzelmişti, bu bana çok ters, hayır bak keşke bunu dinlemesin diye bir şey de yok. Hani tarzları güzel, kalitesi açısından ve sürekli takip edilen bir sayfa olduğu için sürekli müzik paylaşıyor. Evet. Yani açtığınız zaman aynı müziklerle denk gelmiyorsunuz. Sürekli o devir daim var. Ve o yüzden de çok seviyorum. Bir de şimdi teşekkür ederim. Gerçi teşekkür ederiz. Benim yöneticilerim adına da. Bir de bizde şöyle bir şey var. Hani dediğim gibi gerçekten müzik ana maddemiz ama sanata değer veriyoruz. Evet. Yani gerçekten hani senin gibi emeğini vermiş insanlar ama tabii ki o sanata değer vermiş olduğumuz insanların içinde ham maddesinde müzik olacak. Evet. Yani o bizim için çok önemli. Peki yakın bir zamanda yeni bir kitap geliyor değil mi? Geliyor. Geliyor. Evet. Ben heyecanlandım konuşunca. Evet. Bitti. Diyorum tekrar dönüyorum ama bitti. Aslında bitti. Şu anda yayın evi araştırıyorum. Hı-hı. Bu kitapta çok heyecanlıyım. Çünkü bunu hakikaten hani evet basılacak diye yazdım. Hani bu basılmalı diye yazdım. Salıncakta çok rahatım çünkü basılacağını bile düşünmüyorum. Aslında gerginim. Neden? Çünkü bu ikinci kitabı daha dikkat etmem lazım. Daha çok kitleye ulaşmam lazım. Ve o kadar güzel bir şey ki, sayfamda işte 5000 kişi var ama 2000 kişi daha takip ediyor. Fan sayfası öyle bir, biz bu gönüllerle öyle bir bağ kurduk ki, hakikaten rotası sevgi olan bir bağ. Artık birbirimizin elinin içine girdik. Hani bazı özelliklerimizi de biliyoruz ki bu insanlarla karşılaşmadık, telefonda konuşmadık. Ama sadece bu sayfadan, iletişimden doğan çok güzel bir dostluk var. Şimdi öyle bir şey ortaya çıkarmalıyım ki, çünkü ben burada birçok mesaj da veriyorum kitapta. Aslında tamamı bir mesaj. Yanlış anlaşılmasın diye çok dikkat ettiğim bir kitap. Her açıdan düşünmeye çalışıyorum. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım gerçekten. Çünkü hedefim var. Yani bunda büyük hedefim var benim. Bir gönüle, bir deniz yıldızına yön verebilirsem
Ben o kitapta başaracağım. Ne güzel. Gerçi salıncağın da PR'ı devam ediyor. Yani, ediyor. Sen yakın bir zamanda da onu da söyleyelim. Harbiye'de de olacaksın. Evet, evet. Geleceksin. Umuyorum ki çok daha yeni kitabında çok daha fazla kitlelere ulaşırsın. İsmi evet. Nedir bu arada kitabın? Utandım. Bari onu söyle. Evet. Utandım. Utandım. Çok güzel. Kitabın ismi Utandım. Çok güzel, çok güzel. Ya vallahi merakla bekliyoruz. Çünkü gerçekten bizim seninle birebir kontağımızda bilhassa gece 12'den sonra ben biliyorum. Çünkü sessizlik hakim olması lazım. Babamdan biliyorum ben bu durumu. Benim babam da çünkü genellikle gece 12.30'dan sabah ezanına kadar bir kitap yazar. Ondan sonra sabahleyin daktilo seslerine uyanırız. Adliye koridorlarına bir saniye. Takır 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 takır. Tabii onun da hazzı bir başka. Yani ben konu nereden nereye geldi? Daktilo sesinden bir benim parçama mesela ilham oldu. Çünkü hani onu madde olarak değil mana olarak o tınıyı dinliyorsun. Çok çok güzel unsurlar. Peki müzik dostlarına son söylemek istediğin mesajın nedir? Ben müzik dostlarında olduğum için gerçekten çok mutluyum. Biz de mutluyuz. Çünkü çok kaliteli bir ortam ve çok kaliteli üyeler var. Ben senle dediğin gibi o kadar çok yoğunum ki gerçekten 12'den sonra oh dediğim saatler. Ya benim için hayat gece 12'den sonra başlıyor. Ama hiçbir sayfaya girip bakamıyorum kimseye. Yani ne olur çok özür diliyorum. Çünkü gönderiyorlar, grupları alıyorlar. Ama bir kere girmişliğim yoktur. Ama müzik dostları benim için gerekli bir sayfa. Neden? Kafama dağıtmam lazım, müzik dinlemem lazım. Hani dediğim gibi bugüne kadar işte bir radyo açayım, o radyo, bu radyo. Orada da seçemiyorsunuz. Yani ardı ardına bir müzikler var ya. Hani kimini beğeniyordum, kimini beğenemiyordum. Ama burada hem Türk hem yabancı. Artı görsel olarak da yararlanabiliyorum. Radyoda sadece ses duyuyorsun. Ama burada videosuyla beraber... Ya bir de bizde lafını keseceğim. Onu da bildirmem gerekiyor. Hani röportajlarımız daha çok eğitim amaçlı. Hani bu işin duayenleri ve gerçekten arka planda aslında olan ama gerçek müzisyenlerin bildiği etti. İşte en son Mustafa Özkent hocamla yapmış olduğumuz röportaj. Beyefendi grubundan evvel. En son dedim özür dilerim. Beyefendi grubundan evvel. Mustafa Özkent hocamızla yapmış olduğumuz röportaj. İnsanlar şaşırdı. Yani bizim vasıtamızla da Mustafa Özkent hocanın Japonya'da albüm var. Brezilya'da duyuluyor he. Bazıları dedi bana. Şimdi ben buradan üstadın da ellerinden öpüyorum. Gerçi o da bizi son derece takip ediyor. Bir mesajla geldi. Hocamın affına sığınarak. Ya abi çok özür dilerim. Atıyorsunuz. Dedim gir. Araştır. Google'dan araştır. Bizde böyle değerler var mı? Şimdi bunlara da bir köprü olabiliyorsak biz çok güzel ki ben daha çok bir de ben de yöneticilerim eğitim videoları da yayınlamaya başladık. Gitar nasıl alınır, işte, piyano nasıl alınır, nasıl çalınır, ne yapılması. Ben bu arada gitar öğrenmeye karar verdim. Evet, onu da söyleyeyim sevgili müzik dostları. Evet. Dedim ki niye yapamayayım yani dediğim gibi var internet siteleri, baka baka da öğrenebilirsin. Ya şey zaten istedikten sonra bir sıfır öndesin. Değil bir mi? Şey istemek. Ondan aynen. Sonra da aynen. Tatbik etmek. Özellikle sen biraz önce çaldın, böyle içim gitti. Evet. Seni de her zaman bulamayacağım, müziği dinleyemeyeceğim için. Dedim ki bari hani hiç olmazsa ben biraz öğrenebilir miyim? Sen aslında şey verdin bana. İşte birbirimize güzel yollar açıyoruz. Tabii ki. Eminim seninle. Gerçekten Stosa'na teşekkür ediyorum. Her üyeye teşekkür ediyorum çünkü paylaştığı, herkesin paylaştığı şeyler güzel. Evet. Ya şimdi isimlere bakıyorum değişiyor ama paylaşılan isimler hep kaliteli ve güzel. Ne kadar güzel. Evet. Bir de sen 6000. üyeye bir... Benim nacizane bir... öncelikle şöyle söyleyeyim senin haberin yok ama... Evet. Ben imzalı olarak sana kitabımı hediye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok İnşallah hikayenin bir yerinde gönlüne ulaşabilirim. Evet. Bir de 6000. üyeye... Ben kendi kitabıma imzalı olarak göndermek istiyorum. Hı hı. Bu belirlendiği zaman... Biz seni muhakkak haberdar edelim. Evet, ismine imzalayıp salıncağı hediye etmek istiyorum. Ne kadar güzel. Böylece ben de kendimi mutlu etmiş olacağım gerçekten. Tabii. Çok teşekkür ediyorum.
ben TÜYAP'a gelmiştim. TÜYAP'tan birebir zaten görüşmüştük Pınar ile. O zaman alamamıştım. Gerçi biraz böyle somurtmuştum. İşe yarıyor efendim somurtmak. Kalben somurttuğunuz zaman böyle sürprizlere vakit oluyoruz. Ya ama inanın ya, gerçekten unuttum. Hani öyle bir evet. Şeylik oldu, kargaşalık evet. Oldu. Evet. Ama bak güzel. Görüyor musun? Tabii ki. Elime gelip tabii. Elimden alman ya, lazım. Tabii ki. Tabii ki, ne kadar güzel. Biz bilgilerini paylaştığın için gerçekten teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Bir şekilde köprü olabilmişsek ne mutlu bize. Çalışmalarını takip ediyoruz. İstediğin zaman hem kendi projelerin hem de kendi beğendiğin müzikleri bizle paylaşırsan seviniriz bu konuda. Sevgili çok müzik isterim. Dostları, İzmir'den güzel bir üyemizi size nacizane tanıtabildiysek ne mutlu. Pınar'da gerçi biraz daha size sürprizimiz var. Diğer videolarda göreceksiniz. Hani şiirle müzik biraz böyle haşır neşir olacak. Nasıl oluyor diyenler var. Gerçi bir iki çıtlatmıştık. Göreceksiniz bakalım, inşallah güzel oluyordur. Bu sefer kamerada Gökhan Demirci dostum sağ olsun çekti etti. Şu an ses vermiyor ama gerçekten onun emeği sonsuz, montajlarda bilhassa. Güzel görünüyorsam Gökhan'ın sayesinde de teşekkür ediyorum. Eyvallah, ne güzel. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman müzik ve sanatla kalın. Yeni röportajlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın müzik dostları.